İyi akşamlar değerli izleyenler. Briefing saatine hoş geldiniz. Briefing saatinde belli bir süredir Türkiye'nin ana gündemini oluşturması nedeniyle çoğunlukla siyaset temelinde tartışmalar yapıyoruz özellikle Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve bu adaylıklar çerçevesinde Türkiye'de siyasetin nasıl şekilleneceği, son dönem kutuplaşma meselesini, adayların hangisinin ne derecede şansı olduğu gibi meseleleri sık sık ele alıyoruz. Türkiye'nin evet en önemli gündemlerinden bir tanesi bu sıralar siyaset ve 2023 seçimleri. Ama Türkiye aynı zamanda başka gelişmelere de ...ortaklık etmeye, başka gelişmelere zemin oluşturmaya devam ediyor. Bunların en önemlilerinden bir tanesi savunma sanayide yaşanan gelişmeler. Ve biz savunma sanayini briefing saatinde uzun süredir takip etmeye çalışıyoruz. Özellikle son gelişmeler oldukça bazı envanteri gündeme taşımaya ve bunları kamuoyuyla paylaşmaya temel faydalarının neler olabileceğini konuşmaya gayret ediyoruz. Bu akşam da buna benzer bir konuşmayla, buna benzer bir tartışmayla karşınızdayız. Güvenlik ve savunma uzmanı Kadir Doğan konuğumuz. Kadir hoş geldin, teşekkür ederiz programımıza katıldığın için. Aslında bugün biz savunma sanayini konuşmak isterken savunma sanayiinde Son gelişmeleri konuşmak istedik Yani şöyle söyleyelim mesela zaman zaman e, gündeme gazetelere televizyonlara, işte Kızıl Elman'ın üçüncü uçuşuyla ilgili bilgiler geliyor. Milli Muharip uçağın işte hangardan çıkmasıyla ilgili bilgiler geliyor. Bunlar kamuoyunda sıkça konuşuluyor, tartışılıyor. Gündeme geldikçe ele alıyoruz. Ama bunu belli başlı boyutlarıyla bir takvim çerçevesinde hangi dönemde hangi tür silah sistemlerinin ön plana çıkacağına dair derli topalı bir şey yapalım. Biraz onu o çerçevede konuşalım istiyoruz. Şimdi mesela önümüzdeki dönemde şimdi bu özellikle hava araçlarından başlayacak olursak. Kızıl Elma bu sıralar çok gündemde. işte Milli Muharip Uçak çok gündemde. Yine senin tarif edebileceğin gibi yeni İHA-SİHA sistemleri gündeme geliyor. Şu an en fazla savunma sanayi meselesinde gündemde olan silah sistemi hangisidir? Onunla başlayalım mı istersen? Yani kuşkusuz milli muharep uçak şu anda evet. ee, Türkiye'nin çok uzun yıllardır beklediği aslında e, cumhuriyetimiz boyunca hatta belki Osmanlı döneminden beri hep beklediğimiz e, çok e, önemli bir proje. Hı hı. Şimdi bunun tarihsel bir bakış açısı var. Tarihsel bakış açısı şöyle. Şimdi bir harp alanında ilk kez e, hava araçları yani uçaklar zamanında İtalyanlar tarafından Osmanlı İmparatorluğu'na karşı Libya'da kullanılmıştı. Şimdi ilk kez bizim karşımızda kullanılan bir sistem var. Ondan sonra 1. 2. Dünya Savaşı'nda özellikle 2. Dünya Savaşı'nda çok ciddi oranla harp sahasını etkilemişti ve bu sistemler <laughs> zamanla çok ciddi bir evrimleşmeye gittiler. Bu evrimleşme özellikle işte Sovyetler döneminin bitmesiyle yani Soğuk Savaşı'n sonrasında çok daha böyle derinleşti. Artık teknolojik gelişimler yeni nesil uçaklarda işte bunun en büyük örneği F-22, F-35 gibi özellikle uh -huh. Amerikalıların yaptığı sistemler var. Rusların Su-57'leri var, pak de geçiyor. Yine Çinlilerin J-20'leri var. Biraz daha böyle yayılan ama çok daha özel sistemler olmaya başladı. E şimdi bu özelleşme aslında... E, ...teknolojinin yayılımını da engellemeye başladım. Yani ne, neyi kastediyoruz burada aslında? Eskiye kıyasla böyle bir hava aracını yapmak, geliştirmek, bunu envantere sokmak... ...bir ülke için, hele de tek başına bunu yapıyorsa çok zor bir iş. Her yiğidin harcı değil aslında. Kesinlikle öyle. Şimdi bunun çok örneği var. Şimdi F-35'e bakıyoruz, birçok ortağı olan neredeyse proje bütçesi üretim maliyeti trilyon doları bulan bir proje. Hı hı. İngilizlerin şimdi tempest projelerine bakıyoruz yine ortaklı gidiyorlar. İşte Çinlilerinkine bakıyoruz, Jep 15 15lere Pakistan'la birlikte veya diğer ülkelerle yapıyorlar. Yani genelde eğer bir e, havacılık kültürünüz yoksa, çok iyi yetişmiş insan kaynağınız yoksa, çok ciddi ekonomik imkanlarınız yoksa, e, kolay kolay girebileceğiniz hı hı. ve günün sonunda alnınızın akıyla çıkabileceğiniz bir iş değil bu iş. Hı hı. Çünkü çok zor bir iş. Hı hı. Şimdi Türkiye özellikle bu konuda yaşadığı temel problemler kamuoyunun gündemi. Özellikle F-35 konusu, ondan önce F-16 konusunda, F-16'ların modernizasyonunda Amerika ile birçok problem yaşadık. Keza yine e, malum F-35 sonrasında F-16'ların tedariği ile ilgili sorunlar yaşadık derken, Türkiye zaten bu yola ...çok önceden girmişti. Hı hı. Şimdi bu yolun artık... E, ...tünelin sonundaki ışığı biz gördük. Nerede gördük? Milli Muharap Uçak... E, ...geçtiğimiz günlerde... ...ilk kez planlanan takvimde... E, ...çıktı. Kadir bir müsaadenle... ...Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir konuşması var... ...iftar programında... Tekrar merhaba değerli izleyenler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iftar programı esnasında gerçekleştirdiği konuşmaya bağlandık. Biz briefing saatine kaldığımız yerden devam ediyoruz ve aslında Kadir Doğan'la biz Milli Muharip Uçak ve onun Hı -hı. yanındaki e, önümüzdeki dönemde güncel olan e, savunma sanayi gelişmelerini konuşmak istiyorduk. Milli Muharip Uçak'ta kalmıştık. Hı -hı. Ve aslında Milli Muharip uçağın Türkiye için nasıl Hı -hı. hayal Hı -hı. edilebilir Hı -hı. bir e, silah sistemi olduğu, özellikle F-35 ve F-16 e, sorunlarının arkasından Milli Muharip Uçak meselesinin çok daha ciddiye alınır hale geldiği ve hızlandığını Hı -hı. E, konuşuyorduk. Şu an... Ya Bu 5. nesil bir jet hedefiyle yola çıkıyorsak hı hı. şu an biz bu uçak meselesinin neresindeyiz ve gerçekleştirilme süresi bakımından, takvim bakımından önümüzde ne gözüküyor? İsterseniz onu konuşarak devam edelim. Şöyle artık tünelin sonundaki ışık göründü. Yani bir artık piste çıktı. Milli Muharip Uçak motor çalıştırarak piste çıktı. Genelde şöyle yürür havacılıkta süreç. Önce bir entegre edilmeden o gibi sistemler bir genel haliyle yani çalışır vaziyete getirilmeden bir tören yapılır. Hı. O törenden sonra artık yer testlere başlanır. Bizde de direkt törenle vesaire bizim kaybedecek vaktimiz yok deyip hemen hızlıca artık test edilmeye hazır hale getirildi. Şimdi ürün. bu test süreçlerinde neler var? Hı hı. Şöyle önce yer testleri yapılacak. Yani yaklaşık bir, bir buçuk yıl kadar ortalama yerde e, mühendisler şunu yapacak. Bizim tasarladığımız bilgisayar programlarıyla işte elle tasarladığımız ürünü biz yerde test ettiğimiz zaman hesaplamalarımıza ne kadar başarılıyız. Hı hı. Önce bunlar gözlemlenecek. Bunlar görülecek. İşte çeşitli yükler uygulanacak, motorlar çalışılacak, ısı testleri, sıcaklık, yıldırım testleri birçok şey yapılacak burada. Hı hı. Bundan sonrasında artık bu testlerde ufak tefek belli revizyonlar yapıldıktan sonra e, uçuş için güvenilir olduğu e, kanaat getirildiği takdirde uçuş testlerine başlanmış olacak. Uçuş testlerinin de takriben 2 yıl 3 yıl sürmesi planlanıyor ki burada şöyle bir parantez 2023'ün sonu 2024 başı gibi bir uçuş takvimi de önümüzde var. Yani Böyle bir e, yetkili makamlar tarafından böyle bir e, şey de tarihte dile getiriliyor. Hı hı. Yani bunlar muazzam hızlı tarihler. Hı 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 böyle bakıldığı zaman milli muharip uçağın önceden 2030'lar konuşulurken şimdi 2028'lerde envantere girebileceği konuşuluyor. Hı hı. Test süreçlerinin çok hızlı bir şekilde gidebileceği. yakında zaten töreninde yapılacak hı hı. ve bundan sonra çok daha hızlanacağını düşünüyorum ben bu yani süreci. Yani mesela 2030'lar <laughs> falan planlanırken belki de 2025 sonrası, 2026 2028 gibi bir dönemde hı hı. aslında e, hızlı bir şekilde envantere yani kazandırılabileceğini evet. düşünüyoruz. Şimdi bu, bununla ilgili bir şey sorarak devam etmek istiyorum. E, sık sık bu e, milli muharip uçak meselesi, F-35 meselesi, F-16 meselesi, Amerika'nın F-16'ları verip vermeyeceği meselesi konuşulurken teknik anlamda bir mesele sık sık gündeme geliyor. Özellikle Yunanistan'a e, Avrupa ve Amerika'nın sağladığı e, uçak desteği nedeniyle ...aslında Türkiye-Yunanistan arasındaki hava üstünlüğünün Yunanistan lehine bozulduğu... Hı hı. Ee, ...bunun da önümüzdeki 5-10 yıl boyunca Türkiye için bir sorun olabileceği iddiası dile getiriliyor. Gerçi bununla ilgili olarak hani... Mesela F-35'ler, F-16'nın blok 70'leri vesaire gelirse bu mesele çözülebilir Hı -hı. falan deniyor. Ama bununla ilgili aslında şöyle de bir süreç var. Mesela F-16'ların o kitleriyle beraber, blok 70'lerle beraber 20 milyar dolar civarında bir maliyetten Hı -hı. falan bahsediyoruz. 20 milyar dolar çok büyük bir maliyet. Evet. Türkiye'nin silahlanmaya bir yılda ayırdığı paranın 15 milyar dolar olduğunu düşünülecek olursa korkunç bir rakam. Şimdi mesela bununla ilgili olarak oradaki kaynak eğer F-16'ya aktarılmadan F-16 satışlarından Türkiye vazgeçecek olursa, oradan doğruya kaynağını milli muharip uçağa yatıracak olursa bu uygulanabilir bir yöntem midir? Bu esnada mesela Yunanistan'la Türkiye'nin e, hava üstünlüğü arası, açısından arası çok mu açılır? Bu konuyla ilgili kanaatleriniz neler? Teknik anlamda. Hı hı. Şöyle iki temel parametre var bu noktada. Şimdi bu parametrelerden birincisi şu. Eğer elimizdeki projeler belirlediğimiz takvimlerde hava kuvvetleri tarafından kabulleri yapılır. Hava kuvvetleri bunu onaylarsa bunu şöyle yorumlayabiliriz. Evet bizim projelerimiz oldukça hızlı çıktı. Hava kuvvetleri de bunu tescilledi. Artık biz hem nicel hem nitel açıdan e, hava gücümüzü artırıyoruz. Bu birinci etken. İkinci etkende şu, özellikle bizim e, F16 konusunda temel yaklaşımı Türkiye'nin veya işte Yunanistan'ın e, hava gücüne olan yaklaşımı hep şu. Yunanistan bizim e, Ege'de bir e, rakibimiz veya işte bizim böyle bir güç mücadelesine girebileceğimiz bir ülke gibi bakılmıyor Türkiye tarafından. Buradaki temel karşılaştırmalar genelde hep bu gibi ürünlerin, bu gibi sistemlerin nasıl ikame edileceği ile ilgili. Şimdi F16'ları olsun, F35'leri olsun, Rafael'leri olsun Yunanistan'ın. Bunları sürdürülebilir bir şekilde ne kadar ikame ettirebilirsiniz? Hmm. Eğer siz bunu yapmıyorsanız, siz bunu hmm. üretemiyorsanız. Hmm. Ve bununla birlikte bir soru daha geliyor burada da. Ege'de ne zaman bir potansiyel şey bekleniyor? E, sıcak bir e, süt düşmeye veya temas bekleniyor. Bu temas sizin öncelikleriniz arasında mı değil mi? Bunların hepsine baktığımız zaman aslında temelde şöyle bir nokta görüyoruz. Ben ee, özellikle buradaki projelerin, şimdi birazdan yine hızlı hızlı sayacağımız projelerin takvimlerine, onların envanteri girişlerine bakıldığı zaman Türkiye'nin herhangi bir e, hava üstünlüğü konusunda, hava sahası konusunda bir problem yaşayabileceğini hı. düşünmüyorum Ege'de. Çünkü hava üstünlüğü bir şey sadece savaş uçaklarıyla olmuyor. Hı hı. Yerdeki elektronik harp da oluyor, adamlarınız oluyor, hava savunmalarla oluyor, oluyor. E, gemideki yani sizin deniz sistemlerinizle de belli oluyor. Hı, hı. Şimdi Türkiye aslında zaten bir şemsiye kurarak komple bir çatı kurarak ilerliyor. Hı hı. Şimdi hürriyet e ilk uçuşunu yapacak inşallah bu ay. yani bu ay içerisinde Hürjet'e ilk uçuşu yapılması planlanıyor Hürjet neydi? Bir jet eğitim uçağıydı. Hı hı. Amerikalılardan aldığımız talonların yerine bizim geliştirdiğimiz hı hı. bir üründü. Ama ondan sonra biz dedik ki biz bunu silahlandırır, hafif taarruz olarak da kullanırız. Şimdi onun o versiyonu da geliyor. Hı hı. Hatta biz bunun bir versiyonu daha yaparız. Bunu biz TCG Anadolu'dan kalkış inişini de yaparız. Hı hı. Şimdi Hürjet Birinci unsur milli için yanına hava unsuru olarak ekleyeceğimiz hafif taarruz görevleri yapabilecek bir unsur. E, i̇kinci unsur kızıl elma. Hava hava görevleri yapabilecek, ayasa radar taşıyabilen, hava savunma, hava hava füzeleri taşıyabilen, hava kara görevleri de yapabilecek, çok yüksek hızlarda seyir edebilen, radar görünürlüğü düşük bir ürün. E, şimdi e, orada da orta irtifa e, sistem tanımlama testleri yapıldı. Hı hı. Bu da şu demek aslında. Bundan sonrasında yüksek irtifa, ondan sonra mühimmat entegrasyonları, faydalı yük entegrasyonları, yani IS radar entegre edilecek, elektronik harp sistemleri, potlar entegre edilecek. Ondan sonrasında e, çeşitli yine e, TÜBİTAKSAK'a, ROKETSAN'ın geliştirdiği hava hava füzelere entegre uh -huh. edilecek. Sonra envantere alınacak bu üründe. de. Buradaki takvim de 2024. Şimdi 2024'e kadar uçmasını ve envantere girmesini beklediğimiz, e, yani bu iki kategoride toplamda 3 tane hava unsurumuz var. hı. Uh -huh. Şimdi buna ek olarak bir de Anka 3 var. Anka 3 TUSAŞ'ın yine kendi e, öz kaynaklarıyla geliştirdiği bir proje. Temel görevi e, aslında e, derin taarruz denilen, Amerikalıların deep strike diye tabir ettiği biraz daha çok yüksek irtifalardan yerdeki kara hedeflerine karşı çok ciddi e, bir mühimmat faydalı yük kapasitesiyle görev yapabilecek sistemler. E, görüntüsel açıdan yani yapısal açıdan görev profili açısından bir bombardıman uçağı değil ama derin taarruz yapabilecek işte Amerikalıların belki F-117'siyle, B-2'leriyle kısmen de olsa kıyaslanabilecek bir ürün. B-52 değil ama B-2 Evet ile kıyaslanabilecek bir evet, ürün ve çünkü, insansız. Evet çünkü çok ciddi bir faydalı kapasitesi var. Hı hı. Aşağı yukarı ne kadardır faydalı Şöyle, kapasitesi? Şöyle iki tane son seyir füzesi ve bunun yanında dört tane daha hava kara mühimmatı taşıyabiliyorsunuz. Yaklaşık 1500 kilolar civarında yanlış o, hatırlamıyorsam. 13. Bir buçuk iki tona yakınlık bir... Faydalı yük kapasitesi var. Kıyaslamak için Bayraktar TB2'nin faydalı yük kapasitesi aşağı yukarı Hattaşık ne nerededir? İşte mühimmat açısından 4 tane mamleye taşıdığını düşünürsek sadece mühimmat için 100 kilo 150 kilo civarı. Yani do dolayısıyla daha farklı bir e, görev için daha derinlerde iş Tabii. yapacak. Bir bir anlamda bombardıman Tabii yapabilecek. Akıncı'nın bir... çok daha yüksek TB2'den. Hı -hı. Ama Anka 3 yine yanlış hatırlamıyorsam şeyden de Akıncı'dan da yüksek. Yani bir savaş uçağının taşıyabildiği faydalı yükleri taşıyabiliyor. Aslında bu anlamda şunu görmüş oluyoruz yani mesela Yunanistan kıyaslamaları falan hep yapıldığında bunlar tek boyutlu kıyaslamalar olarak Aynen karşımıza öyle. çıkıyor. Yani işte F-35 veya Rafael uçaklarını aldıklarında bir anda sanki Türkiye'ye karşı bir hava üstünlüğü kurulacakmış gibi düşünülüyor ama bunlar taşıma suyuyla dönen değirmenler ayrıca e, hani bir e, bir kendine has bir planlaması çok. Yok sadece işte bir üstünlük kurmak gibi gözüküyor. Öte taraftan Türkiye'ye baktığınızda sadece Yunanistan meselesi değil, tüm savunma sahası üzerinden farklı araçlarla Kesinlikle. aslında birbirini destekleyen bir sürece girmişiz. Tabii belli bir zaman alacağı ortada. Hep merak edilen şey. Yani şu tabii ki birçok bir, bir e, bu bu tür hesaplamalarda, takvimlendirmelerde birçok e, şart e, Hı -hı. sonuçları değiştirebilir ama e, kabaca mesela bu bahsettiğimiz o ee, ...Yunanistan'a en azından Ege'de e, uçaklar anlamında üstünlük sağlayan... ...o tek bu tek boyutlu üstünlüğü sağlayan yapıyı bozmak için... mesela Türkiye'nin 4 seneye, 5 seneye, 10 seneye ne kadar bir süreye ihtiyacı olabilir? Yani benim e, düşüncem zaten bu Yunanistan'la ilgili konuşulan ürünlerin birçoğunun... ...zaten ya teslimatları henüz başlamadı ya da yavaş yavaş hmm. çok ufak partilerde hmm. başlıyor. Hmm. E, şimdi Türkiye açısından baktığımız zaman... 2024'te Kızıl Elman'ın, ee, ondan sonrası 2026'larda Hürjet'in e, yine 2024-25'te Anka 3'ün akıncı teslimatlarının devam etmesi. Bunlar hep birlikte düşünülürse ki burada bir de parantez açalım şimdi. Evet Türkiye F16 ile ilgili Blok 70, Blok 40'larla ilgili e, Amerika'dan bir modernizasyon ve yeni alım talebi var. Ama sadece Türkiye'nin F16 noktasına alternatif bu değil. Uzun yıllardır aktif bir şekilde yürüyen, ismi de özgür olan bir F-16 yerlileştirme <laughs> projemiz var. O proje de bitmek üzere şu anda. Oradaki durum da şu. Elimizdeki çok eski F-16'ları yani blok 30, blok 40 olarak tabir edilen F-16'ların komple aviyonik sistemlerini yani elektronik sistemlerini yerli özellikle Aselsan'ın geliştirdiği çözümlerle değiştirip içerisindeki görev bilgisayarlarını, uçuş bilgisayarını yani tamam, otopilotlarını bile... hale getirip geliştirmek, modernize Aynen öyle. Etmeyi. E zaten bu ürünleri biz ürettik. Yani F-16'ların genel mekanik yapıları Türkiye'de üretildi. TUS-HS'lerinde üretildi. Aviyonikleri yurt dışından geliyordu yani elektronikleri. E şimdi bu modernizasyonla birlikte orada da çok ciddi bir yol kat ediliyor. Yani ben hani tüm bu açıdan baktığım zaman ben Yunanistan'ın şu şartlar altında yani Türkiye'nin savunma sanayindeki bu yolu açısından bu yolda hmm. işte bir değişiklik olmazsa hmm. e, buradaki işte yapı korunursa aynen öyle irade devam ederse burada Zaten bu yol bizim şunu söylüyor Yunanistan'ın öyle bir üstünlük vesaire sağlaması çok mümkün Dolayısıyla değil. Dolayısıyla kendiniz ürettiğiniz bir yerde Yunanistan gibi veya diğer komşu ülkelerin herhangi bir şekilde oradan buradan satın aldıkları herhangi bir malzemeyle size üstünlük kurmaları pek mümkün gözükmüyor. Kadir Kesinlikle. Doğan çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız için. Briefing saatinden bu akşamlık bu kadar. Hepinize iyi akşamlar diliyoruz.